Evet sevgili arkadaşlar, herkese selamlar. Ramazan ayı yaklaşıyor ve bizler Ramazan ayında nasıl ders çalışırsak 9. sınıfımız daha iyi devam eder. Haydi videoyu izleyelim, başlıyoruz. Evet, 11 ayın sultanı Ramazan ayı da tabii ki artık bizlerle ve bizler zamanı hızla tüketirken Ramazan ayında da formdan düşmeden 9. sınıfta başarılı bir şekilde yolumuza devam etmeyi sağlayabiliriz. Eğer bugüne kadar bu işi iyi yapamayan arkadaşlar da varsa bu arkadaşlar için de toparlanma, yükselme, gaza basma için de mükemmel bir fırsat. Değerlendirebilirsek eğer bizim için her şey çok güzel olabilir. Evet sevgili arkadaşlar, özellikle manevi anlamda Ramazan ayının verdiği huzur bir başka, zaten bunu anlatmaya gerek yok. Ama bunun haricinde oruç tutanlar veya tutmayanlar da olacaktır. Her iki ihtimaldeki arkadaşlar da Ramazan ayını 30 günlük bir süreç olarak görebilir ve bu süreci de farklı bir şekilde değerlendirirsek yıl içerisindeki ortalama 12 ayın içerisindeki bu Ramazan ayını farklı bir ay olarak değerlendirebilir, üzerine gitmeye çalışırsak işte bu zaman diliminde yaptığımız çalışmalar kıymetli olabilir. Mesela buna şöyle de örnek verebiliriz arkadaşlar. Örneğin sürekli ders çalıştığımız mekandan uzaklaşarak bir başka yerde ders çalıştığımızı düşünelim. İşte orada öğrendiklerimiz muhtemelen daha eğlenceli, daha farklı, daha kalıcı hale gelebilir ve kendimizi daha iyi hissetmemizi sağlayabilir. İşte burada rutinden biraz daha uzaklaşmamız bir şeyleri daha eğlenceli hale getirmiş olabilir. Şimdi yıl içerisinde biliyorsunuz 12 ay var ve Ramazan ayı da bu aylardan bir tanesi ve bizler bu 12 ayda ortalama aynı şeyleri yaptığımızı düşünürsek, işte Ramazan ayında bir şeyleri farklı olarak planlar ve bunun üzerine gidersek o halde Ramazan ayını çok verimli bir şekilde geçirebiliriz. Evet sevgili arkadaşlar, hem oruç tutmayı düşünen ve düşünmeyen arkadaşlar için de alternatif programlar oluşturmak önemli. Özellikle oruç tutmayacak olan arkadaşların Ramazan ayında daha önceki aylardaki gibi çalışmalarını aynen devam ettirmesinden ziyade ufak tefek çalışmaları nasıl isterseniz o şekilde organize edebilirsiniz diye şöyle güzel bir tavsiye vermek istiyorum. Gelelim oruç tutmayı düşünen arkadaşlara. Sevgili arkadaşlar, özellikle kendinize gelecek en iyi saati bulmanızı sizlere öneririm. Bazı arkadaşlar okuldan erken dönüyorlar. Erken döndükten sonra kendilerini daha iyi hissediyorlar ve henüz öğle saatleri veya öğleden sonraki saatlerde kendilerini iyi hissettikleri için şöyle birkaç oturumluk ders yapmayı istiyorlar. Evet, yapabilirsiniz. Bu sizin için gayet verimli olabilir. Bazı arkadaşlarımız iftardan hemen sonra çalışmak istiyorlar. Çünkü oruçlu oldukları saatler arasında bazen halsiz, bazen enerjisi düşük hissedebiliyoruz. İşte bu durumda ders çalışmanıza tabii ki gerek yok. Bekleyebilirsiniz, dinlenebilirsiniz. Gününüzü farklı şekilde geçirebilirsiniz. Tabii ki iftar olduktan sonra beslenmeye özellikle dikkat ederek, çünkü bazı arkadaşlarımız var, Allah ne verdiyse yiyor ve bunun da maalesef bir boyutu olamayabiliyor. Mideye bu kadar yüklendiğimiz zaman maalesef sonrasında çeşitli sıkıntılar olabiliyor ve tabii ki o iftardan önceki halsizliğimiz, enerjisiz olma durumumuz iftardan sonra da devam ediyor ve maalesef günümüzü mahvedebiliyoruz. Bu yüzden ne yapacağız? İftarımızı güzel bir şekilde devam ettireceğiz. İsteyen arkadaşlar hemen sonrasında başlayabilir. İsteyen arkadaşlar da biraz bekleyip şöyle sahurdan önceki vakitleri değerlendirip yine orada da çalışmalar yapabilir. Gördüğünüz gibi eğer okuldan erken dönüyorsak hemen okuldaki sonraki süreçte, bu birinci ihtimalimiz olsun. Hemen iftardan sonra yapacağımız birkaç oturum, bu ikinci ihtimalimiz olsun. Bazı arkadaşlar da iftarını yapar, dinlenir. Böyle gece diyebileceğimiz böyle sahura yakın çalışmalarda yine üçüncü ihtimal de gerçekleştirilebilir. Şimdi bazı arkadaşlar da şunu söyleyebiliyor. Hocam ben iftarda birkaç saat dinlendikten sonra uykum geliyor. Uyuyorum ve sahura kalkıyorum. İşte sahura kalktıktan sonra eğer o aradaki uykuyu da yeterli alırsanız eğer sahurdan sonraki vakitleri de oruçlu olduğunuz ilk o birkaç saat içerisindeki vakti de ders çalışarak geçirebilirsiniz. Özellikle manevi anlamda da iyi hissedeceğinizden dolayı bunun ders çalışmalarınıza da pozitif yansıyacağından şüphemiz yok. Evet sevgili arkadaşlar, burayı da hallettiğimize göre gelelim bir başka maddeye. Evet sevgili arkadaşlar, her ihtimale karşı ne yaparsanız yapın, yapacağınız çalışmaları önceden planlayın. Eğer planlı çalışırsanız öncesinden yarın veya ondan sonraki gün neler yapacağınız belli olursa işte çalışmalarınız o zaman gerçek kimliğini kazanır ve çalışmalarınızı bir düzene oturtmuş olursunuz. Bu yüzden düzenli çalışmak önemli. Evet sevgili arkadaşlar, gelelim son maddemize. Son maddemizde tabii ki konu artı soru çözümünü ihmal etmemeniz var. Arkadaşlar yapmanız gereken şey öncelikle okulda öğrendiklerinizi tekrar etmek ve sonrasında da belki minik bir test çözümü, sonrasında da belki yeni öğrenmek istediğiniz konular olursa onlara çalışmak olabilir. Ama test çözümünü uzatmak isteyen arkadaşlar da varsa, örneğin ben 40x3 kuralını zaten daha önceki videolarda da sizlere önermiştim. 40 dakika ders 10 dakika ara şeklinde 3 tane oturum yaparsanız içerisinde bulunduğumuz bu vakitte yeterli güzel çalışmaları yapmışsınızdır demektir. Birinci oturumda konu anlatımı, ikinci ve üçüncü oturumda da soru çözümleri yapabilirsiniz. Bazı arkadaşlar ikinci oturumda soru çözümü yapıp üçüncü oturumda sadece bu yanlış yaptığı veya çözemediği sorulara odaklanıyor. Bu da bizim için gayet verimli bir çalışma olabilir. Evet sevgili arkadaşlar, sizler Ramazan ayında neler yapmayı planlıyorsunuz? Onları da aşağıya yazarsanız tek tek okumak isterim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın.